You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning. Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni rank kasma taktikleriyle karşınızdayım. Bu taktiklerimizde Malta Power'ın altına girme, üstüne çıkma, Pochinki'nin altına girme gibi değişik taktikler olacak. Şimdiden videomuza bir tanecik beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz efendim. Şimdi isterseniz Malta Power'a gittiğimizde görürsünüz. Bu arada daha fazla bu taktikler için kesinlikle like bırakmayı unutma. Takip edip bildirimleri açarak da bütün yeni gelecek taktikleri kaçırmadan izleyebilirsin. Şimdi Malta Power'da görüşürüz. Ve Malta Power'a geldik. Peki Malta Power'da nasıl taktiklerimiz var? Gelelim o kısma. İlk önce sizlere diyelim ki alanınız Malta Power'da bitti. Alanın ortasındasınız ya da sonundasınız bilmiyorum. Alanın içinde yani Malta Power'da gelip burada pusmanız gerekiyor. Bu arada 6x buldum. Yine pompalı buldum. Teşekkür ederim PUBG. Diyelim ki Malta Power'a işiniz düştü. Burada yapabileceğiniz birkaç tane taktik var. Zaten taktiklerden biri şuradaki şeyin üstüne çıkmak. Bunu birçoğunuz TikTok'ta görmüştür illaki. Ben onu 4-5 gündür aklımda çekeyim dedim. Birazcık erindim biliyor musunuz? Stok'ta da videolar vardı, onu yüklemiştim. Bunlar da işte sezon 17'de rank kastık arkadaşlara yardımcı olsun. Hani belki bir işlerine yararlar falan. Zaten beni biliyorsunuz, ben canlı yayında da aynı şekilde rank kasıyorum. İzlemek isteyenler varsa akşam 5 ile 7 arası YouTube'da yayındayım. Şimdi ben burada loot'u çektim. İlk önce sizlere şu Malta Power'da büyük binada yapabileceğiz bir tane taktik göstereceğim. Daha sonrasında bilmeyenler varsa bunun çatısına çıkmayı göstereceğim falan filan vesaire. Şimdi taktiklerimizden birisi şu: şurada zıplayıp yumruk attıktan sonra eğer geri giderseniz sizleri şuradaki şeyin altına atıyor bu arada, ama birazcık fazla koşmanız gerekiyor. Şöyle anlatayım ben size bunu. Zıpla, at, yumruk, geri git. Azıcık daha geri gitmem gerekiyor. Hatta şunu şöyle yapayım. Şöyle geldim abi. Şöyle geri gittim, olmadı. Bu taktiği sanırım kapatmışlar. Buradaki taktik şöyle bir taktik. Burada zıpla, yumruk, at yaptıktan sonra şurada bir tane gizli oda var. Oraya girebiliyorsunuz. Buranın daha da bir kolay girme yolu var aslında da. Dedim o taktik hala çalışıyorsa sizlere onu da göstereyim. Belki de ben yapamadım, bilmiyorum. Hani bir ara yapmıştım. Oradan zıplayıp geri gittiğinizde mesela sizleri oraya atıyordu. Şuradan şöyle kapıdan girdim. Bak, sizin de yapacağınız şekli anlatıyorum. Aha, 24 buldum. Bir dakika gel. Tamamdır. Şimdi buradan geldiniz abi. Şurada bir tane konsol gibi şeyler var. Bu konsola geldikten sonra burada zıpla, yumruk, at yaparsanız eğer sizleri aşağıya atıyor. Bak, tam ortası var şunun. Tam orada yapmanız gerekiyor ve şu an beni aşağıya doğru atıyor. Birazcık gecikmeli olarak atıyor, bu oyuna bağlı bir şey. Ya birazcık bekledikten sonra aşağıda olacak. Ve şu anda sizleri aşağıya attı. Hani görmüş olduğunuz gibi şu anda kimse beni göremiyor mesela. Mermi işlemiyor musun? Mermi işlemiyor ama hani eğer ki isterseniz pusabiliyorsunuz. Yani işlese ama işlemiyor. Burada pusabilirsiniz, yatabilirsiniz. Değişik bir rank kasma yeri aslında. Hani gel yat abi. Alan diyelim burada bitiyor. Yatıp kalkabileceğim bir yer. Bir de üstün. Hani diyelim alana 2 metre falan gitmeniz gerekiyor ya bazen. Oradan da aynı şekilde bu deliğe inebiliyorsunuz. Ben bu taktiği yaklaşık kanalıma 4 ay falan oldu paylaşalı. Böyle bir taktik. İşte demiş olduğum şu konteynerlardan da eğer zıpla, yumruk, at yaparsanız buraya geri gelip atlayabiliyordunuz. Fakat onu kapatmışlar. Şimdi bir diğer taktiğim için sizlere buggy'ye ihtiyacınız var. Bu buggy'de de yapabileceğiniz aslında çok güzel bir taktik var. Peki bu taktik nedir? Gelelim o kısma. Bu buggy'yi alıyorsunuz abi. Şuradan geliyorsun, geri gidiyorsun. Birazcık hız alman gerekiyor. Şöyle gittin. Hızı alıyorsun, tamam mı? Dur denize uçma. Şöyle geldin. Hızını aldın. Buradan hızını aldıktan sonra bu buggy ile şuradan uçabiliyorsun. Yani değişik bir taktik aslında. Buraya kadar uçuyorsun. Ve aynı şekilde daha geldik. Buggy'mizin turbosuna basıyoruz. Gaza çöküyoruz, köklüyoruz ve bu şekilde uçup çıkabiliyorsunuz. Evet, bu arada buggy'ler cidden artık düz duvara çıkıyor. Saçma bir şey. Ya mesela hiçbir şey bilmedin abi. Buggy'yi şurada bırak, tamam mı? Böyle pus. Böyle değişik bir şey aslında. Hayır, atma. O buggy orada kaldığı için ben tekrardan bir daha göstereceğim. Böyle geliyorsun, çaprazlama olarak gidiyorsun. Çıkıyorsun, böyle basıyorsun gaza. İnşallah o buggy'ye çarpmam bu arada. Aha da bu gitmiyor. Bu yavaş yavaş gidiyor. Yavaş. Süslene. Bas. Hadi. Bu sefer oldu. Tamam. Aynen çıktım bu sefer. Acaba şuna çıkabilir miyiz diyeceğim de ona çıkmak için işimiz birazcık baya zor.
Ya bu şekilde hani gelip buraya çıkıp yatabiliyorsunuz. Değişik bir taktik. Mesela şurada biri var, tamam mı? Panda kafalı bak. Şöyle panda kafası var. Heh. Bak böyle, bu TikToker. Böyle kafaya vuruyor ve gidiyor. Bu arada HS atıp nasıl body gidiyor onu hala çözmüş değilim. Bu taktikte bu kadar da, şimdi bir sonraki taktiğimize geçelim isterseniz, orada görüşürüz. Yani bunu kullanmak isteyenler varsa kullansın. Şimdi bu taktiğimizi yapmak için şurada bir tanecik böyle bir şey var, tamam mı? Böyle bir oyuncak gibi bir şey. Fabrika şeyi mi dersiniz, vidası mı dersiniz, artık ne derseniz. Ondan buradan gelip şuraya zıplıyorsunuz. Buradaki cama tutunmanız gerekiyor. Böyle kafanızı eğip bunun çatısına çıkabiliyorsunuz eğer isterseniz. Mesela buraya gelip de aynı şekilde yılanlayabiliyorsunuz. Ya da işte içerideki düşmanlarınıza pusu falan kırabiliyorsunuz. Böyle değişik bir taktik daha var. Mesela burada adam böyle sık ölsün. Panda kafalı yine. Sırf panda kafasını gördüğüm için bu sefer baymadım. Alan dışı kiti gitmesin. Evet, bu taktik de böyleydi. Şimdi Pochinki taktiğinde görüşürüz. Şimdi Pochinki'ye geldik. Pochinki'deki taktiğimiz peki nasıl yapılıyor? Şurada bir tanecik karşıda mantar var gördüğünüz gibi. Bunu başka binaların yanında varsa onları da yapabilirsiniz. Mesela şundaki sarı değişik bir şey var. Bunda falan da yapabilirsiniz. Bu taktiğimizde zaten zıpla yumruk at. Bunu bilmeyen yoktur. Bu arada burada harita bozulmuş lan. Bak sağa sola. Neyse tamam boşver. Şimdi şuraya geliyorsunuz. Burada çöp kuvası gibi bir şey var, tamam mı? Buraya gelip zıpla yumruk at yapıyorsun ve seni haritanın altına atıyor her zaman gibi. Şöyle yapacağım ben birazcık. Birazcık zor bu taktik biliyorsunuz ki. Hemen direkt atmıyor. Nalet taktik. Şimdi burada zıpla yumruk atı attım. Aşağıya attı ve burada şu anda görmüş olduğunuz gibi bir tanecik gizli yerler var. Yani mesela şurada şu anda görüyorsunuz. Beyaz bir yere düştüm ben. Burada eğer isterseniz haritanın altında pusabiliyorsunuz. Evet. Değişik bir taktik. Mesela arkadaşlar bakın şu anda yürüyor ama beni göremiyor. Ben yokum çünkü. Orada dursan tava atayım diyeceğim de sen takım arkadaşımsın, sana tava atamıyorum aga be. Şimdi mesela diyelim ki buradasınız, tamam mı? Buradan düşmanın evine gitmek istiyoruz. Bakın adamlar şimdi gitti o binaya pustu. Biri alt kata pusabilir mi kapının oraya? Düşmanınız diyelim karşı evde pusuyor. Siz buradasınız, ona bir sürpriz yapmak istiyorsunuz, tamam mı? Şöyle koşuyorsunuz abi buradan direkt. Şöyle koştuk koştun evin altına girdin. Ve sen artık bu evdesin ve aha da burada biri var. Böyle kafasına vuruyorsun ve ölmüyor. Ondan sonra o da sizi tabancasıyla tak tak yapıp vurur yani. Bunun sonu böyle. Ama eğer ki tavaya tek atarsanız bu adamları öldürebilirsiniz. Yani direkt evin içinden çıkabiliyorsunuz. Bunu başka binalarda da yapabiliyorsunuz. Mesela şuradaki bina olsun, diğer binalar olsun, hepsinde yapabiliyorsunuz. Şimdi herkesi buraya çektik. Videonun sonu olarak biliyorsunuz ki normalde ben videonun sonunda ölüyordum. Fakat bu sefer ben öldüreceğim onları. Hem de pembe baltamla. İlk önce Mustafa'dan bahsedeceğim. O da bana bir tane gül almış, kafama gül atıyor. Al sana bomba. İyi oldu. Seni pembe baltamla var ya kesebilsem. Ay keserdim de baltam gitti. Ve videonun sonu olarak herkesi pembe baltamla keseceğim. Artık bu kimse. Kıtır. Kıtır. Kesil. Öl. Sen de öl. Sen de öl. Ve bu şekilde herkesi kestim. Evet. Bu videolukta benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşürüz. Hala bu arada like atmayırsanız like'ınızı unutmayın. Bir takibinizi de alırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. The things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never-